biliyorsunuz KOS heyeti şu an makam ziyaretinde bulundu. Belediye başkanı, hatta Kübra gel şöyle. Belediye başkanımız da KOS heyetiyle şu an hatıra fotoğrafını çektiriyor belediye Zeynep Hanım, binasının önünde. Ekip de böylece... Bir tane daha indirelim mi? İndirin Zeynep Hanım, bir tane daha rahat olsun. Evet, rahat rahat, geniş bir çekim. Ondan sonra programda şöyle söyledi. Arkayı toparlayalım, burayı, burayı. Arkayı toparlayalım. Şimdi heyet gelecek. Hatıra fotoğrafları çekiliyor. Biz de bu ana tanıklık ediyoruz. Sonrasında belediye başkanımız KOS heyetini uğurladıktan sonra hemen solda biraz önce velilerimizin olduğu yere geçecek. Bu velilerle bir görüşme gerçekleştirecek. Çünkü epey bir veli dinledik. Hepsinin derdi ortak. Biz bu çocukları oraya vermezsek bazılarımız işten ayrılacak. Bazılarımız da zaten işe başlama aşamasındaydık. O programımızı iptal edeceğiz. Bir kısmı da kiradayız. Bu maliyetlerin altından kalkamıyoruz dedi. Evet, şimdi evet, Kübra o anları size gösterirken 3 gün boyunca bu güzel heyet burada misafirimiz olacak. Şimdi orada tamam. Uğurluyor ve başkanı hemen buraya alacağız. Buradan şimdi nereye gidiyor? Evet. Bakalım oradan bu tarafa geçiş. Uğurlayacak. Velilerin burada beklentisi var. Biraz soldaki, sağdaki velilerimizi de gösterelim aslında. Evet, veliler de burada. Bekleyiş içinde. Sayın Başkan'ın, KOS Belediye Başkanı'nı uğurlaması merasimi sanırım yolun sonuna kadar götürecek. Belediye çıkışını tamamlayacak. Veliler de burada hep beraber. Evet. Bir sözcüğü mü seçecekler yoksa hepsi aynı anda mı görüşecek, onu da göreceğiz. Aslında onu da soralım, bir sözcüğünüz var mı diye bu konuyla ilgili basın açıklamasını okuyan hanımefendi mi? Uğurcan'a soracağız. Evet, doğru, Kübra Uğurcan'ı gösterdi. Evet, bir sözcüğüm, canlı yayındayız bu arada, bunu belirttim. Bir sözcüğüm belirlediniz yoksa? Sözcüğümüz oldu. Sözcü olarak hanımefendi konuşacak. Evet, şu an kendisi yeni öğrendi kendisinin konuşacağını. Canlı yayında şu an kendisi öğrenmiş bulunuyor. O da güzel. Evet. Velilerden de yeterince baskıyı yediğine göre konuşmalarla ilgili gerekli mücadeleyi verecektir. Bu fiyatların beklenenden yukarıda olmasıyla ilgili bir dönüş. Evet, belediye başkanı. Tekrar orada bir iki fotoğraf çekimi. Heyet kalabalık. O yüzden heyetin gitmesi biraz sürüyor tabii. Güzel bir heyet geldi. Kalabalıklar. Şahane. Güzel de bir etkinlik için geldiler. Geleneksel, hani geleneksel kelimesini ilk yapanlar da kullanıyor mu? Bu hakikaten geleneksel olan bir festival. Bu da bizim dejener olduğumuz bir mevzu. Bir organizasyona başlıyoruz, hemen başına bir geleneksel kelimesini yerleştiriyoruz. Geleneksel dediğiniz şey daha önceden yapılmış ve süre gelen anlamına geliyor. Bunu da araya minik bir not olarak yapalım değil mi Kübra'cığım? İliştirelim. İliştirelim. Çok sıkça karşılaştığımız bir durum basın mensupları olarak. Hatta şey yapıyoruz kendi aramızda, bir şey geleneksel olarak ilk kez yapıldığında daha önce yapılanı hanginiz gittiniz diye soruyoruz. Valla kendi aramızda espri konusu oluyor mu olmuyor. Şu anki konuyla alakalı mı değil ama şu süreci de konuşarak geçirmem lazım. Burada da dostlarla sohbet iyi. Evet, başkanı hala bekliyoruz. Heyeti. Ha, başkan geliyoruz. Evet, Sayın Tamer Mandelinci. Yeni fiyat artışlarından rahatsız olan velilerle bir araya geliyor. Evet. Doğru. Dilerseniz içinizden heyet alalım, yukarıda görüşelim. Ya da burada çok uygun değil, içerisinden seçtiğiniz heyet varsa yukarıda görüşelim, olur mu? Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Sağ olun. Çok burada teşekkürler. Burada olmasını isteyen. Yani burada olur. Açıkta yerini isterseniz aranızdan 5 kişi, 10 kişi bir heyet seçerseniz yukarıda tamam. Görüşelim. Çok iyi. Nasıl arzu ederseniz. Daha sağlıklı olur gibi sanki.
Ya biz burada da karşılıyoruz aslında ama. Hiç fark etmez, hiç fark etmez. Ben yani, ayakta kalmayalım diye dedim. Yok, fark etmez. Yani biz işte bir açıklama da yaptık zaten. Tabii buyurun. Evet. Şimdi belediye okulları olarak biz belli olarak toplandık. Evet. Kimi velimiz gelemedi çünkü kendileri çalışıyorlar şu an. Çok selamlar. Çocuklarımızın hepsi okulda. Evet. Başkanım, yani bu zamlarla ilgili biz aslında konuşmaya geldik. Çünkü zaten hani 5000 TL ile başlayan, sonra 9500 TL yükselen ve bir anda, yani hani Eylül-Ekim ayında bize bir mail geldi. Ekim'de artmayacak bu, Ocak ayında. Tamam itibaren. Ama bir senelik zaten hani 5000'den 9500'e çık, biz o şekilde kabul ettik. Biz zaten daha fazlasını ödeyemediğimiz için burada toplandık. Yani bunu şöyle değerlendirmenizi rica ederim. Bu şimdi açıklama belki erken oldu. Evet, hassasiyetin yaratması bir bu olabilir ama bakın, ben geçtiğimiz meclis toplantısında satış etkisi aldım. Meclis toplantısında bunu zaten söylemiştim. Demiştim ki belediye kreşlerimizdeki bir öğrenci maliyeti 2025 yılında bize yaklaşık olarak 19.500 ile 20.500 lira arası bir maliyete gelecek. Yemeği tam gün öğrenci için bakımıdır, yemeğidir. Biz bunu asla bir gelir kapısı olarak görmüyoruz. Ancak ve ancak buradan doğacak zararı ben kafelerimde zam olarak vatandaşa yansıtmayı istemediğim için burada bir fiyat politikasında artışa gidilmesi elzem olduğunu gördük. Burada şu anda yayınladık. Evet, belki erken yayınlandığı için böyle bir hassasiyet yarattı. Çünkü bakın, asgari ücret zamlarının artışı Kasım Aralık ayında konuşulacak. Memur maaşlarının artışı Aralık ayında konuşulacak. Ocak'tan itibaren diye zaten yayınladık bunu. Ama ben size hassasiyetini göz önünde bulunarak tekrardan bugün zaten bir açıklama yaptı gıda şirketimiz ve Kasım ya da Aralık ayı içerisinde fiyatın tekrardan görüşüleceği ve tekrar sizlerle bunun iletileceği konuşuluyor. Ben de dinleyeyim tekrar. Başkanım, şu anda bu eğer öğretim yılının başlangıcı olsaydı, özel okulların da erken kayıt dönemindeki indirimlere gelmiş olsaydı zaten bu fiyatın çok çok altında özel okullara bile gidebilecekti öğrenciler. Şimdi yapılan siz önce bir açıklama olmuş olsa da eğitim yılı için çok geç bir açıklama ve zaten daha yeni öğrenciler okula yeni başladı. Daha yeni adapte olma dönemindeyiz. Yani o yüzden de bizim çocuklarımız tekrar başka bir okula haklısın, onu asla istemeyiz olmaz. Zaten. Ama seneye eğer bu maliyetler bu bünyeye fazlaysa, Bodrum bir sürü işte turizm cazibesi sunan bir sürü özel 1 milyon euronun üzerinde konut projelerinin yapıldığı eğer bir lokasyonsa ve sadece bu kadar önemli geleceğimiz olan çocuklara biz bu finansmanı sağlayamıyorsak, ki eğer ben size aslında özel bir görüşme de istiyordum. Bence Türkiye'de bir ilk olmalı. Sizin adınıza bu yakışır. Çünkü görüyorum ki bütün projeleri, bütün fikirleri alıp hemen harekete geçip uygulatabiliyorsunuz. Türkiye'de bence bizim belediye okullarımızda yapay zekayla öğretimler yapılmalı. Bu çocukları bu yaştan bence Türkiye'nin geleceğini hazırlamamız gerekirken biz burada fiyatları konuşuyoruz. Bu bir yatırımdır. Siz de gençsiniz. Çocuklarımız daha çok ufaklar. Ve Türkiye'de bence bizim artık bunları Bodrum'da şu fiyat, işte bir lahmacun bu fiyat, işte belediye kreşleri Çanakkale'de 1500 TL, Bodrum'da 17.500 TL'yi konuşmamalıyız. Biz artık vizyonumuzla, teknolojiyle, çocuklarımızla, gelecekle ilgili önemli projeler. Bu bir, eğer zaten belediyenin buradan bir kar amacı olmadığını asla hepimiz asla biliyoruz. Yok. Evet. Ama zararı minimumda tutmamız lazım ki ben kafelerimde bir çayı 20 liraya satmayayım. Tamam. Şimdi bu da işin bir tam başka bu boyutu. Buyurun bir şey lütfen diyeceğim. Yani bu zararı kafelere yansıtmayayım diyorsunuz. Evet. Şimdi kafelerdeki yeme içme, evet o da bir ihtiyaç ama eğitimle kıyaslanır mı? Bakın, hani yani kaçınılamaz bir ihtiyaçla kafedeki şeyi kıyaslamayalım. Son ama burada direkt oraya hani şöyle söyleyeyim hani size. Dediniz ya buradaki hani maliyeti oraya yansıtmak istemiyorum diye. Ama ya bu bizim kaçınılmaz bir ihtiyacımız. Tamam, sizi çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum ama ben de şunu söylemek durumundayım. Evet, burada bir eğitim veriliyor. Yeni işte tesisler açılıyor. Eğitim veriyor. Öğretmenlerin giderleri. Evet, çocuklarımızın, işte bakın, çocuklarımızın nitelikli eğitim alması. Öğretmenlerin nitelikli eğitim ordusunun donanması. Uygun olması başkanım. Evet. Efendim, burada çok, toplanmamızın yani en büyük belediye sebebi. Çok haklısınız. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Maliyetler dediniz ya 19.000 civarında. Evet, bu maliyeti ne zaman belirlediniz? Daha yeni belirlendiği için söylüyorum. Tamam, zaten işte mesela şimdi biz sözleşmemizi yaparken 2024-2025 yılının yaz okulunun ücreti bile 9.500 olarak sözleşme yaptık. Sözleşme. Yani o zaman burada bir ya maliyet hesabında yanlışlık var. Ya yaklaşımda bir yanlışlık var. Zamanlamayla ilgili sıkıntı oldu. Evet, yani, zamanlamayla ilgili sıkıntı oldu. Eylül'ün parasını bile Haziran'dan aldılar. Evet.
onu belirlediler. Biliyorsunuz evet. Yani zam belirlendi. Herkes ne ödeyeceğini bilerek başladı yıla. Şöyle yapacağız, tekrardan söyleyeyim. Aranızdan gene dediğim gibi temsilcilerin de olduğu yine bir toplantıda biz şu an Kasım ayında büyük ihtimalle tekrar oturacağız. Önümüz yıl ortasını çıkaracağız. Fiyatta tekrar bir revize, yani maliyetimizi çıkarıp minimumda bunu nerede tutabiliriz ona bakacağız. Ama bunun 9500 lirada kalmayacağını ben üzülerek söylemek durumundayım sizlere. Çünkü sürdürülebilir olması açısından bu olması maalesef ki mümkün değil. Belki o zaman şöyle bir şey yapacağız. Buyurun lütfen. Onunla alakalı doğan mağduriyet biz olan yani halka mı mal edilecek bu? Şimdi biz örnek veriyorum, ben kendi şahsım adına konuşuyorum. Benim çocuğum için ne zamandı? Ağustos ayında bir araştırma yaparken X bir tane kolejle 14.500 liraya anlaştım. Evet. Yıllık 155 bin liraya yaz okulu içinde yüzme bir şeyi vardı. Ben oraya göndermedim çünkü durumum buna müsait etmiyor. Kimisinin iki çocuğu gidiyor. Tabii ki haklısın. Ne yapalım, bizim kiralar zaten almış başını gidiyor. Ne yapmamız gerekiyor bizim orada? Dediğim gibi tekrar oturup değerlendireceğiz. Şu anda kesinlikle bir şey. Ama kimse almak istemiyor. Şöyle düşünün, biz konuştuğumuz zaman verilen kağıtlarda ödeme şey oluyor ya, ödeme emri değil. Biliyorum evet. Yani 9.500-9.500 Temmuz ayına kadar gösteriliyor. Evet. Siz bir Vodafone'da bir operatörle sözleşme yaptığınız zaman sezon ortasında sözleşmeniz bitmeden zam olayına siz nasıl karşılıyorsunuz? Oluyor tabii ki efendim, olmuyor mu? Şimdi ama bakın hayatın mağdur oluruz. Yok yani şöyle söyleyeyim. Ancak şöyle söyleyeyim size. Yani hayatın olan akışına Türkiye'nin enflasyonist yapısında biz burada yürüdüğümüz zaman siz benzin fiyatı 40 liradan 45 liraya çıktığı zaman hepimiz nasıl mağdur oluyorsak biz ama bunu gizmiyor. Ama başkanım efendim şöyle yapabiliriz. Yani şimdi örnek veriyorum. Ben izin verirseniz konuşsam bir şey var. Tamam o zaman belediye, bunu şey yapamıyor mu? Karşılayamıyor mu? Bu maliyet olmasın diye. Bakın bu maliyet karşılandığında kafelerimize bu fiyata biz hizmet vermem. Yani şöyle söyleyeyim. Sadece kafeye indirgemiyorum. Sonuçta bir şirket. Bakın bir şirket. Ben şöyle bahsedeyim. Sadece kafelerden bahsetmiyorum. Sonuçta bir şirket ve bunun bir süspanse giderleri var. Şimdi bu giderleri siz burada yıllık 35 milyon lira yüklediğiniz zaman başka yerden mecbur olarak bu personel maliyetini çıkarmanız gerekiyor. Şimdi sürdürülebilirlik açısından ben bile bile göz göre göre de şirkete zarar ettirmekte herhalde benim vazifem değil diye düşünüyorum. Burada en makul şey beraber tekrar oturacağız, gözden geçireceğiz diyorum. Benim söylediğim bu. Ama 9500 liranın olmayacağını şu anda net olarak söyleyebilirim sizlere. Peki enflasyonun yani önünde bulundurularak bizim maaşlara aynı şeyde değerde %100 zam gelecek mi? Nasıl yapacağız onu? Bakın tekrar değerlendireceğiz diyorum şu anda. Zam konusunu tekrar. Hepimize var mı? Bize yapılan %700-90 senede bir yapılıyor. Ara zam yok. Aslında toplamın 500'ü normalleştirip 17.500'e Hiç şöyle söyleyeyim. Bakın bakın devletin de yaptığı ara zamlar var. 9500 lira zam ne zaman yapıldı efendim? 9500'e 5000 ayında. Tamam Haziran. Nerede ilde yapıldı efendim? Olur mu? Hayır. Tamam ama Haziran'da deklare edildi. Buyurun. Çalışan anneler çalışmayın. Oturun evinizde. Çocuğunuza bakın ya da çalışıyorsanız getirin efendim. Maaşınızı bize verin diyor. Sizin yorumunuz efendim. Benim yorumum değil. Sorun benim yorumum. Benim yorumum. Bakın normal konuşacaksak konuşmaya devam edelim. Sayın başkanım. Burada yani benim 17 bin lira olan bir asgari ücreti siz bana. Kreş ücretini 17.500 lira tekrar bir günde gözden geçireceğiz diyorum efendim. Türkçe konuşacağım. Bunu demek yani. Annelere bunu demek. Ya da bu şehri terk edin demek. Geliniz yoksa bu şehirden gidin demek. Tekrar gözden geçireceğiz. Valla kendi yorumunuz. Kendi yorumunuzu kattınız. Yani tek başına olan anneleri. Yani çünkü siz efendim, anneler adına bütün da denklemleri tekrardan lütfen gözden geçireceğimizi yani hassasiyetle söylüyorum size. Gerçekten burada azız ama bu kadar değiliz. Tabii yani ki, tabii hani ki, üç tane tabii okul ki var tabii ve ki bir sürü veli var. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Çocuğunu yani ananlar aldı. Almak istemiyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. Biz almanızı istemiyoruz. Evet. Ancak bakın nitelikli. Nasıl gerçekten kara bakın, kara bakın şöyle ya söylüyorum. Yeni kreşler de açıyoruz. Hı-hı. Ama nitelikli eğitim. Burada öğrencilere verilen eğitim. Bunların hepsinin efendim bir maliyeti var. Ve mutlaka ben bunun zararını vererek de belediye şirketime ya da belediyeme zarar ettiremem. Benim de kırmızı çizgim burada bu. Evet eğitim. Evet en makul fiyatta vereceğiz. Tekrardan maliyetlerimizi gözden geçireceğiz. Maliyeti en yakın fiyatta revize edeceğiz diyorum. Ama tekrar altını çiziyorum. Belediyeme zarar ettiremem. Yani bu kreş, bakın şöyle söyleyeyim o zaman, efendim bakın eğitime indirgemeyin lütfen bunu, ben belediyemin her şeyini söylüyorum. Bakın şöyle söylüyorum size, şöyle söylüyorum, benim amacım burada belediyede almış olduğum tabloları daha iyileştirmek, sosyal politikaları da yapmak, sadece bu eğitim değil, yaşlara, gençlere, burslara, kreşleri arttırmak. Ama bunları yaparken de kasaya zarar ettirmemek ya da açık yazmamak. Ben de isterim şu anda 9500'den 7500'e indirip siyasi şov yapmak isterim ama bir de hayatın real şeyleri var. Şu 5000'den... Evet. %350'lik bir zamla denk geliyor. Ama dediğim şey şu. Şunu anladık mı? Tekrar bir gözden geçireceğiz. Tekrar bir konuşacağız.
olacak. Kalmayacak, evet, onu söylüyorum. 9-5 olarak kalmayacak. 9-5 olarak mümkün değil kalması. Ocaktan sonra efendim bakın şunu da gözden kaçırız. 2025 yılında. 2024-2025. Size yapılan zam 2024'ün ikinci zammıydı. Yani 2024'te o 5000 lira olan fiyat kurtarmadığı için 9500 lira 2024'te yapılan ikinci zamdı. Bizim size söylediğimiz... Hayır, hiç. Kesinlikle değil. Biz geçen sene full 5000 TL ödedik. Yazılımda 5000 TL ödedik. Yeni sözleşmeler yapılacağı zaman yeni fiyat bildirimleri yaptınız. 9500 TL'den kayıt topladınız. Hepimiz kayıt yaptırdık. Ondan sonra da sözleşmedeki bir maddeye istinaden bu şekilde bir artış yapılıyor. Ülkede tamam enflasyon var. Hepimiz zor durumdayız. Gelir dağılımında eşitsizlik var. Lakin 2 ay içinde savaşa girmedik, devalüasyon olmadı, %2000 bir vergi artışı olmadı, enflasyon artmadı. Bunu evet, sizin baştan öngörmeniz gerekirdi. Mecliste söylediğim şu, 9500 lira şu an alıyoruz, şu an öğrencinin bize maliyeti 13500 lira. O mecliste söylediğimde. Ve 2025 Ocak ayından itibaren 19 bin liraya çıkacağını öngörüyoruz. Bu yüzden bu fiyatları, meclis toplantım kayıtları var. Açıkta hepiniz de izleyebilirsiniz satış etkisi aldığımız mecliste. 17 bin liraya çıkmasını öngörüyoruz dedik. Öngörüyoruz dedik. Şimdi de bu açıklamayı yaptık ve tekrar diyorum ki, oturacağız, beraber çalışacağız, maliyet hesabını yapacağız. Ancak bu fiyat 9500'de maalesef kalması mümkün değil. 17 bin liradan aşağı olacaktır ama bu fiyatta kalması mümkün değil. Onu da söylemek kar amacı güden kolejin fiyatından, kar amacı gütmeyen belediyenin fiyatı nasıl yüksek olabilir? O nasıl kazanıyor kolej 17 bin liradan para kazanıyor? 14 bin lira, daha da 17 diyelim. Bunun amacı kar amacı gütmek, evet, kolejin amacı. Ondan belediyenin kar amacı gütmeyen kuruluşu daha yüksek yani. Tekrar bu söylüyorum, mantığa, revize, bakın tekrar aykırı söylüyorum. Aykırı değil mi sizce yani? Tekrar söylüyorum, revize edeceğiz diyorum. Ama şu ne kadar için revize edebilirsiniz ki siz? Ne kadar revize edebileceğiz bakacağız zaten efendim tekrar. Yaparsa 16 yaparız, 15 yaparız diyorsunuz. Tekrardan bakacağız. 9-5 olarak kalmayacak ama 16-15 diye bir rakam telaffuz etmedim. Yani. Biz anlayıp bir kafasa değiliz yani lütfen. Valla bir rakam telaffuz etmedim. Ama karşılığı başkanım diyor lütfen. Şöyle söyleyeyim efendim, bakın tekrar oturacağız, konuşacağız, değerlendireceğiz. Tamam, değerlendireceğiz diyorsunuz ama 9500'den devam edelim. Yani biz olmayacağını söylüyoruz. Evet, 9500'den devam edelim. Belki farklı çözümler bulunur. Evet, belki o da olabilir. Belki 9500'den devam etsek ya yaz okulunda ya da bir sonraki dönemde bakın, bunu yapsanız bizler rahat edeceğiz. Benim iki tane çocuğum var. Ben Allah bağışlasın. 5000 lira ödeyemem. Yani ödeyemem, evet, okuldan almak zorunda. Ben de diyorum ki tekrardan gözden geçir, sizi çok iyi anlıyorum. Mutlaka bakın sizden de heyet alacağız. 500'de kalmasını talep ediyoruz diye biz de altını çizerek size tekrar şöyle söyleyelim, evet, yeni bir formül bulursak belki bu fiyatta kalabilir. Ancak şu anda yeni formül bulamadığımız durumda bu fiyatta kalmasının tekrar mümkün olmadığını size söylemek durumundayım. Ben çünkü maalesef ki hayal satarak ya da yalan söyleyerek bir politika yapan bir insan değilim. Realist konuşmam lazım. Real ölçeklere bakıp ona göre bir şey yapmam lazım. Kar amacı gütmüyoruz, gütmediğimizi de görüyorsunuz. Bakın yeni açılan Turgut Destan Okulu'nun temelini attık. Biz burada para kazanmak için yapmıyoruz ki bunu. Çocuklara nitelikli hizmet verelim, yapay zekadan konuşalım, evet, yeni nesil eğitim teknolojiden konuşalım. Ancak bunları yaparken bu maliyeti de salt olarak direkt belediyenin sırtına yüklemeyelim. Tabii ki yapacağız, tabii ki yapacağız bunu. Amortisman en büyük kalemini belediye sağlayacak ama bunu yaparken de dengeleri bozmamamız lazım. Tekrar size söz veriyorum, bakın gerçekten çok samimiyetle söz veriyorum. Biz size rağmen, bakın biz, ben şöyle söyleyeyim, genç bir belediye başkanı olarak Bodrum halkı sağ olsun %50.11 ile oy vermiş seçmiş. Size rağmen asla bir şey yapamam. Sizleri üzmek, sizlerin çocuklarını üzmek benim görevim değil. Benim görevim sizleri daha da mutlu etmek. Bodrum'u Bodrum diye daha da mutlu etmek. Ama güncel şartlarda el mahkum olarak verdiğimiz kararlardan dolayı sizin hassasiyetinizi çok iyi anlıyorum. Bugün burada geldiniz, bir eylem yapıyorsunuz. En doğal hakkınız. Çok da teşekkür ediyorum. Çünkü bizim milletimizin sorup sorgulaması lazım. Yeri geldiğinde siyasileri eleştirmesi lazım. Böyle zaten yarınlara daha aydın şekilde çıkabiliriz. Sizlere söz veriyorum. Çok hassas bir şekilde bu hassasiyetinizi göz önünde bulundurarak en sizler için maksimum, bakın sizler için maksimum verimde, belediye için de belediye olanakları minimumda minimuma çekerek orada bir düzenleme yapacağız. İnşallah ortak mutluluğumuz olacak. İnşallah. Ama şunu söyleyeyim, bugünkü gibi en azından daha karamsar bakmayacağınızı size net olarak sözünü veriyorum belediye başkanı olarak. Gerekli bütün sorumluluğu da orada, gerek maddi gerek manevi sorumluluğu da üzerimize alacağız ve burada ortak mutluluğu inşallah yapacağız. Kasım ayı içerisinde de tekrardan gözden geçirip sizlere davet edip, bakın bizim maliyetlerimiz bu. Çok reel bir şekilde personel maaşımız, yemek maliyetlerimiz, servislerimiz bu şekilde. Bunun üzerine şu olacak şekilde ya da bunun altına bunu çektiğimiz şekilde sizlere bunu yansıtmayı düşünüyoruz diye yapmadan tekrar danışacağız. Yapmadan belki bizim onu diyoruz. Başka yani şöyle açıklama yapmadan mutlaka sizlerden 5 kişi olur, 10 kişi olur bir temsilci alacağız. Diyeceğiz ki
tablomuz bu. Ona göre bunu yapmayı düşünüyoruz. Fikrinizi alalım. Tekrar müzakere edeceğiz ve ona göre bir şey yapacağız. Yani bu size sözüm olsun. Bu şekilde direkt evet yaptım oldu. Asla hoş bir şey değil. Ama biraz da içimizde bulunduğumuz durumdan dolayı gerçekten. Belki üstleri gibi bir şeye dönüştürüyor. Ya haklısınız. Yani bakın formül bulunabilir. Tekrar beraber konuşarak formül bulabiliriz. Lütfen şunu samimiyetle anlayın. Lütfen bilin. Ne size yük olmak ne de belediyeye yük olmak. Elbette. Benim amacım. Tam öyle bir çizgide durmam gerekiyor ki kamunun da hizmetlerini muntazam şekilde sürdürmesi lazım. Ama vatandaşın da tabii ki omzuna o yükün çok da binmemesi lazım. Bu hassasiyeti çok iyi anladım, çok iyi algıladım ve size söz veriyorum. Bununla ilgili düzenleme yapacağım. Mutlaka ortak bir mutluluğu, ortak bir mutabakatı da buluyor olacağız diye düşünüyorum. Biz orada sorumluluğun daha fazlasını gerekirse kendimize yükleyip bir adım atacağız. Teşekkürler. Yani şeyde çok haklısınız. Ya şöyle söyleyeyim, kolay olmadığı kesin ama şöyle zamanlama konusunda belki daha erken bir şeyler söylenmiş olsa şeyde çok haklısınız. Yani okulda görüştüm diyorsunuz. Belki derdiniz ki evet bu bana keseme uymuyor. X okuluyla anlaşma yapabiliriz. Şimdi en tehlikeli şudur yani evet. Evet. Sütlü Mami Deniz'e giderken bir anda dalgalı olması kötü. Haklısınız. Seneye bitseydi. Hak veriyorum orada size. Şöyle dediğim gibi tekrar değerlendirelim. Buna Ocak deriz, Şubat deriz. Bakarız. Bir fiyat çıkacaktır ortaya. Yeni maliyetlerle beraber bir fiyat çıkacaktır. Bunun üzerinden uygulamadan sizle tekrar müzakere edeceğiz. Onun çok sözünü veriyorum. Başkanım. Ondan sonra inşallah hepimizin gönlüne böyle bir su serpilmiş şekilde de uygulamaya i̇nşallah. Geçeceğiz. İnşallah. Ben çok teşekkür ederim bugün buraya geldiğiniz için tekrardan. Lütfen kusurumuza bakmayın ama şunu lütfen anlayın. Bodrum Belediyesi almış olduğu hiçbir kararı vatandaşa rağmen almadı ve almayacak. Vatandaşın yanında olarak alacak. Geri gelecek aldığı karar evet belki hatalı karar hepimiz insanız hatalı kararlar verilebilir ama önemli olan orada tekrar bir müzakere süreci evet, yeniden ortak. Değerlendirmektir ortak noktayı bulmaktır. Topyekun şu da değil bir karar aldım evet bir tepki oldu kararı hemen iptal ediyorum dedim. Müzakere edeceğiz oturacağız konuşacağız siz sorgulayacaksınız evet. Biz size sebeplerimizi açıklayacağız siz bize evet. Sebeplerinizi açıklayacaksınız orta yolda buluşacağız ve inşallah genel mutluluk içinde çocuklarımızı o belediyenin güzel hizmetleriyle buluşturacağız. Evet, evet. Çok memnunuz çünkü. Hem kendi yani. Belediyesinin o niteliği eğitimini almış olacak. Hı-hı. Hem Bodrum'da yaşayan çalışan anneler, çalışan babalar çok daha uygun fiyata kreş hizmetlerinden faydalanacak. Bakın ben gene diyorum şeyde haklısınız. Bodrum Belediyesi'nin kreşleri normal kreşlerden pahalı olamaz. Olmamalı da zaten. Evet. Olmamalı. Ama evet. Bu fiyatta kesinlikle öyle değil. Oluyor. Kesinlikle değil. Bu fiyatta öyle oluyor. Evet. Kesinlikle değil. Tekrar o yüzden müzakere evet. Edeceğiz. Lütfen. Gözden geçirelim onun sözünü. Çok tekrar veriyorum size. Kasım ayı içinde tamam. Görüşüyor olacağız. Şu Ekim ayını atlatalım. Kasım tamam. Ayı içinde görüşüyor olacağız mutlaka. Ve adım atmadan yani fiyatı belirlemeden sizlere mail atmadan ya da basına deklar etmeden mutlaka sizle görüşüyor olacağız. Sebepleri, sonuçları, emsalleri, bölgemizdeki diğer okul fiyatları, bölgemizdeki diğer belediye okulları fiyatları, işte Muğla Büyükşehir fiyatları, yakın civardaki Antalya'da okul fiyatları, bunları tekrar gözden geçirip konuşacağız. Mutlak bir mutluluğu ben yaratacağımızı düşünüyorum. Bu şekilde. Çok sağ olun. Sizi üzdüğümüz için de çünkü gerçekten bir üzgünlük oldu da açıklama yapıldıktan sonra bile hani hem bana gelen yorumlarda hem daha aşağıdaki birim müdürlerimize gelen yorumlarda çok net onu gördük, hissettik. Bu üzgünlüğü kırgınlığa yani sebebiyet verdiğim için de çok özür diliyorum sizden. Demek ki atacağımız bütün adımlarda bu müzakereyi en baştan tutmak evet, gerekiyor ki doğru. O hassasiyet aslına bakarsanız en başta oluşsun ve en başta verilen kararlar daha nitelikli, daha doğru adımlar olsun. O yüzden birazcık aceleci davranıldığı için sizler lütfen kusura bakmayın. Hem sizler hem çocuklarınız biraz üzmüş olabiliriz. Onları arkadaşlarından ayırmayı aklınızdan geçirdiyseniz bile bu bizi çok üzer. Asla ve asla o yapının, o dostluğun, o birliklerinin bozulmasını istemiyoruz. Belediye sizin için var. Belediye evet. Sizin imkanlarınızla beraber burada bu hizmetleri veriyor. Vergimizi siz veriyorsunuz, harçlarımızı siz veriyorsunuz. Personelimizin de maaşını siz, benim de maaşımı sizler veriyorsunuz. Ve bizim sizlerin katkısıyla aldığımız maaşlardan ya da sizin katkınızla yaptığımız görevlerde size rağmen asla bir şey yapmayacağız. Ama dediğim gibi kurumun da buradaki çıkarını ya da kurumun da ayakta kalmasını sağlamak o da benim görevim. Tekrar yeni müzakerede buluşacağız, anlatacağız, orta yolu bulacağız ve mutlulukla ayrılacağız inşallah buradan. Hayırlı haberler. Tekrar kusura bakmayın ama önümüzde gerçekten güzel günler var. Böyle en azından evet, tamam. Sıkıntılı, umutsuz ki. Baktığımız bir süreç evet, olmayacak. Kesinlikle. Onun sözünü veriyorum size. Yani sizler mutsuz olursanız bu benim de mutsuzluğumdur. Ben çünkü o kreşte tamam evet şu an yaptık diyelim 17.500 lira. Siz çocuğunuzu alsanız, çocuk mutsuz olsa, siz mutsuz olsanız ya da siz farklı bir kaleme harcayacağınız parayı buraya harcayacak ben bundan mutlu olmayacağım. Ben gerçekten mutlu olmayacağım ama
tekrar söylüyorum, hem sizlerin hukuku hem kurumun hukukunu da korumak benim birinci önceliğim, birinci amacım. O yüzden tekrar diyorum, müzakereyi yapacağız. Tamam. Hep beraber inşallah el sıkışacağız, mutlu bir şekilde çocuklarımız okuluna gidecek, sizler işinize gideceksiniz, ben de işime geleceğim ve güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim bugün burada bulunduğunuz için. Söz veriyorum, bu hassasiyetleri asla ve asla göz ardı etmeyeceğim. Zaten kameralarda, burada kayıtta, basın mensubu önünde sizlere bu sözü vermiş oluyorum. Fiyatları deklare etmeden sizlerle gerek 5 kişi gerek 10 kişi heyetimizi toplayacağız. Bir daha şehir şirketimiz ya da belediyede diyeceğiz ki tablomuz bu arkadaşlar. Sizler bir müzakere edin, kendi aranızda konuşun. Mutlak bir sonuca vardıktan sonra da hep beraber inşallah bunu basına ya da velilerimize deklare ederiz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saygılar diliyorum. Görüşmek üzere. Çok selamlar ailelere. Saygılar. İyi çalışmalar. Evet. Tamam. Biraz önce neye tanık olduk biliyor musunuz? Hemen altını çizelim. Kübra gel. Şöyle gölgede rahat. Haydi bakalım. Hatta şuraya iki dakika yaslanayım. Yoruldum. Genç belediye başkanı Tamer Mandelinci çok zor bir sınav verdi. Biraz önce hep beraber tanık olduk. Pratik zekasıyla öfkesini, kızgınlığını, kırgınlığını ya da o anda ne hissettiyse tüm hislerini baskılayarak mantığıyla çok şahane biçimde bir toplantı yönetti. Bu başka bir yere evrilebilir miydi? Başka bir noktaya evrilmesi çok yüksek olasılıklı bir basın açıklamasıydı. Çünkü komisyon kabul etmediler. Heyet oluşturulmasını kabul etmedi gelen grup. Herkesle aynı anda ve pek çoğu da öfkeli olan veliyle yüz yüze kaldı. Valla bir basın mensubu olarak, pek çok organizasyonun ve eylemin içinde olan bir basın mensubu olarak şunu söyleyeyim. Çok iyi kotardı. Çok doğru yerde güzel cevaplar verdi. Orada bir şeyler var. Çok pardon. Ben değil de kime gidiyorum? Şu anlık yapacak bir şey yok. Şu an dediği gibi biz de bir heyet çıkartalım. Gruptan konuşalım, heyetimizi belirleyelim. Kendileri bir para çıkarttığı zaman buna karşılık biz de heyetimizle gidip ona göre konuşmalarımızı sağlayalım. Geri kalan da ben şunu anladığım kadarıyla hiçbir veli 9500'ün üzerine ödeme yapmayacak. Yapamayacak zaten ama... Yapamayacak. Tabii. Yani burada onu da tekrar ettim evet. Bilerek zaten. Hiçbir velinin 9500'ün üzerinde ödeme yapamayacağını, bu fiyatın üzerinde olması takdirde de hiçbir velinin bunu kabul etmeyeceğini dile getiriyoruz buradan. Başkanımızdan da bu konuda değerlendirmesini tekrar istiyoruz. Biz de tekrar bir heyet kurup başkanımızla tekrar görüşmelere devam edeceğiz. Evet dostlar, şimdi biraz önce Kübra'cığım gel. Kapanış yaparken yarım kaldı. Evet. Göreve geldiği günden beri ben farklı bir yol izleyeceğim. Siz de göreceksiniz demişti. İzlediği farklı yollardan biri de bu oldu. Bu ekibin içinde rahatlıkla tansiyonu ara ara yükselen bir diyalog olmasına rağmen kontrollü ve çok şeffaf davrandı. Biz tebrik ediyoruz. Sonuç ne olur? Devamı ne olur? Tabii ki gözlemcisi olacağız, takipçisi olacağız. Ama etkileyici bir toplantıydı. Sevgiyle kalın. Çok sağ ol.